Daha sonra da baba Alpaslan'ı hışır vaziyette mekanlarının önüne attırdım. Yani senin anlayacağın Çakırbeyliler iki parlak oldu. Ne yaptın, ne yaptın? Çakırbeylileri iki paralık ettim. Alpaslan'ı ne yaptın diye soruyorum. Sağ mı yolladın dedin? Öldürmedim. Sebep? Öldürsem şimdi masadakilerin hepsi bir araya gelip kenetlenecekler. Hazır Alpaslan üstünden onları bölmüşüm. Niye öldürüp tekrar birleştireyim? Ulan it! Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın. Kafana göre onu bıraktım, bunu bitirdim. Ulan sen gitsin! Baba. Başlatma babana. Bize birileri bir iş verdi. Bitirin onları dedi. Aklınca, kafana göre göze geldin. Senin patron olacağım lan. Bizim işimiz birilerinin patron olmak değil. Herkese patronluk yapmak. Öldüren adam her zaman herkesin patronudur. Denge yapan adam senin gibi ezik, sonunda kaybetmeye mahkum bir zavallıdır. O derman içeride olacağına sen olsaydın keşke. Getir şu çatalı. Yenisini getireyim baba. Yorum yapma lan it. Onu getir diyorsam sen de getireceksin. E hadi. Bırak şuraya. Ne olacaksa olurmuş. Ne olacağı mı var lan? Hepiniz ölecektiniz. Baba, bunlar bizi takip etmediler. Ben de çocuklarla onu konuşuyorum. Kim öttüyse bulun diyordum. Ezeceksin Yaman, ezeceksin. Daha küçükken dal budak bırakmayacaksın, keseceksin. Sen çok üzülüyorsun bunlar. Hamdi baba. Ben bu takoz Müslüm'den şüpheleniyorum. Aferin lan it. Bak bu benim aklıma hiç gelmemişti. Git ez onu. O mu ötmüş? Öğren. Tamamdır Hamdi baba. Benim merak ettiğim bu cihan bunların toplanıp benim kapıma geleceğini bilmiyor muydu? Bilse haber verirdi baba. Nereden biliyorsun? Babanın oğlu mu? Kimseye güvenmeyeceksin Yaman. Bunların hiçbiri adam değil. Ben ifadesini alırım baba. Eğer dediğin gibiyse gerekeni yaparım. Sen karışma. Ben onunla bizzat görüşürüm. Sen Çakırbeylilere takibe devam et. İlla ki bir yerde düşecekler. İlla ki.
Seko. Bu bana oldu mu lan? Yakıştı Hamdi baba. Hırsızın başını tevekkül yeri yaman. Sakin ola ki biz zenginiz, bu kadar yeter. Artık çalmayalım demeyelim. Hırsızı kanaat öldürür. Hey, çalabildiğiniz kadar çalın. Tamam. Ya Seko, şunu sen ayarla. Ben anlamıyorum. Aferin lan it. Bununla gideceğiz hadi. Ölmemişsiniz. Niye ölelim baba? Öldürdünüz o zaman. Ben hiç ortağımı öldürür müyüm? Baba. Hadi çekilin. Bükemediğim bileği öperim dedi Hızır. Masaya ortağı olarak oturmamı teklif etti. Masasında mı öldürecekmiş seni? Buna tedbir almam konusunda da anlaştık. Bu nasıl bir anlaşma teklifi ki? Sabahtan beri bu mahallede çatışma durmadı. Alparslan konusunda bir şey yapamam. Ama yapmana da engel olmam dedi. Ayrıca da Alparslan masaya oturan birine kurşun atarsa hepimizi karşısına alır dedi. Senden hiç umudum yoktu lan Yiğit. Sonunda sana gösterdiğim bir yere oturabildin. Bu daha bir şey değil baba. Esas o masaya oturduktan sonra gör beni. Bak hepsini nasıl itim yapıyorum. İyi, iyi. Ne güzel. İşte it ite, it de kuyruğuna buyurur artık. Baba neredesin? Nerede olacağım? Evdeyim. Hala niye evdesiniz? Seko ile haber gönderdim. Terk edin o evi diye. Lan it, kolaysa gel sen terk et. Bu Alparslan'ın itleri bütün mahallenin girişini çıkışını tutmuşlar. O zaman ben almaya geliyorum seni. Hayır, sen buraya gelme. İstedikleri seni ortaya çıkartmak zaten. Ben çıkmanın bir yolunu bulurum. Baba bak bu sefer hasta numarası falan yemezler. Bana akıl öğretme lan. Hem masaya oturdum diyorsun... Hem ortalığı yangına veriyorsun. Sen nereye geleceğimizi Seko'ya söyle yeter. Hamdi baba. Mahalleden birileri ötmüş bunları. Yaman abinin burada olmadığını biliyorlar. Ama seni biliyorlar.
bilsinler lan. Ne yapacaklar? Beni mi çalacaklar? Hamdi baba, bu adamlar hırsız değiller. Adi katil adamlar. Seni ele geçirirlerse bu sefer kesin öldürürler. Hele git. Bize mutfakta ekmek arası bir şeyler ayarla. Ya Hamdi baba, ben öleceğiz diyorum. Sen ne diyorsun? Aç mı ölelim lan Yiğit? Baba, çocuklar sabaha kadar bütün evleri didik didik ettiler. Vallahi burada olsa bulurduk. Buradalar Tekin. Eğer gözünüzden kaçan bir şey olmadıysa hala buradalar. Bey, ben evleri bir daha arattırayım o zaman. Yırttık baba. Hadi aç şu arabanın kapısını. Teli aldım kümesten. Açarım şimdi. Hadi. Çalıştır şu arabayı lan Yiğit. Ulan Seko, Allah bize yürü ya kulum demedi. Görüyor musun itleri? Ne çalıyorlar, nasıl çalıyorlar da öyle yerlerde oturuyorlar. Hep önümüzü kesiyorlar Hamdi baba. Yoksa Yavuz kim? Dünkü çocuk. 10 yaşında benim 2 milyonum olaydı, kaç takla attırmıştım. Hamdi baba, nasıl çıkabildiniz oradan? Ben sana aynı soruyu soruyor muyum lan it? Ha? Vallahi oğlum hepinizi kesecek. Benden söylemez. Sana haber verdik. Neden beklediniz o kadar saat? Mesele o değil ki. Mesele ne o zaman? Ben bu mahalleye ne yatırımlar yaptım. Buradan ne hırsızlar çıkardım. Adamlar mahalleme gelip 2 günde elimden çaldılar diyor. Thank you.
Merak ettik seni baba. Keyif kahvası hiç benden belli. O cihana ben ne dedim Yavuz? Bana dair bir hamle olursa benim haberim olacak demedim. Dedim. Onun bir şeyden haberi yoktu. O zaman ne halt etmeye onların yanında duruyor? Sen öyle istediğin için yanındalar baba. Hala müsaade et bize. Baba, onun mekanındayız. Yavuz bize lazım. Ters deyip durmadı mı? Yüz verme Yaman. Yüz verme. Bunları ezeceksin. Yüz verirsen tepene çıkar bunlar. Her fırsatta ezeceksin. Acımayacaksın, dalını budağını keseceksin. Sana mahkum yanında kalsın ki itin olsun. Mekan onunmuş. Bütün İstanbul bizim ulan. Tamam baba, ezerim. Ölmemiş Uyit. Komadaymış. Neredeymiş diye sormadım. Ölmemiş dedim. Derman dışarıda olacaktık. Derman demişken cezaevinden haber yollamış. Ankara'dan dayımla Selman gelsin diyor. Ne işi varmış o itlerin burada? Telefonla konuşmadım. Haber yollamış. Ayrıca ne işleri varmış diyorsun da 40 tane adamla uğraşıyoruz. Araba teybi çalmaktansa müsaade et de gelsinler. O dayın da küçük kardeşin de 5 kuruş etmez. Ama madem Derman öyle demiş, onun bir bildiği vardır. Çağır bu Hitler'i. Oraya, Derman'ın her zaman bir bildiği vardır. Kıskanma lan it. Beni emretmişsin Hamdi baba. Dikkatimi çekti. 3-5 it var bahçede. Bu Serman'la Ayzi'yle mi gelmiş onlar? Yok baba. Onlar Yavuz'un adamları. Nasıllar? Böyle Allah'tan korkan. Düzgün tipler yani. Kov onları gitsinler buradan. Bir de Allah'tan korkan adam ne lazım? Korkmayan adam bulacaksınız ki her şeyi çalsın. Kendi evi, kendi adamları. Biz ne alakadar eder Hamdi baba? Yorum yapma lan it. Ne diyorsam onu yap. Hadi. Oh. Şu güzelliğe bak Seko.
Bu ne lan? Makine baba. Bununla sayıp bakalım kaç para çalmışım. Güvenmem. Söz konusu paraysa kimseye güvenmeyeceksin. Makine bile olsa güvenmeyeceksin. Para sayma makinesi yanlış yapmaz Hamdi baba. Herkes bununla sayıyor. E diyelim ki yanlış yaptı. İnsan olsa ezersin. Makineye ne edeceksin? O zaman ben makineyle sayayım. Sen de elle sayarak kontrol et Hamdi baba. Aferin lan it. Sen paranın sesini seviyorsun. Ben de dokunmayı seviyorum. Açala şu lambayı. Kim öldü lan? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.